Merhabalar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pinot'da sıcaklık ve nem sensörü nasıl çalışıyor onu öğreneceğiz. Sıcaklık ve nem sensörümüz ortamın sıcaklığını ve nemini ölçmektedir. Sıcaklık nem sensörümüzü peki Pinot kartımıza nasıl bağlıyoruz? Üzerinde mor renkte bir etiket bulunmaktadır. Bu da Pinot kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara sensörümü bağlayabildiğimi göstermektedir. Hemen bakıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kapılar benim sıcaklık nem sensörüm için uygundur. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla sensörümü Pinot kontrol kartımı bağlayacağım. Ben 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Bu arada şundan da hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Benim mor kapılarım dijital kapılarım oluyor. Benim 1 numaralı kapım Arduino'da 2'ye, 2 numaralı kapım Arduino'da 3'e, 3 numaralı kapım Arduino'da 4'e, 4 numaralı kapım Arduino'da 7'ye denk geliyor. Bu şekilde hemen zaten Pinot kontrol kartının üzerinde Arduino'da neye denk geldikleri de yazmaktadır. Yani pin numaraları yazmaktadır. Şimdi artık Pinot kontrol kartımızın bilgisayarıyla bağlantısını oluşturalım. Bunun için USB kablomu alıyorum. Bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu da Pinot kontrol kartımı takıyorum. Ve bilgisayarımdan Arduino programını açıyorum. Ben yanıma iki tane bardak aldım. Birinde sıcak su var, birinde de soğuk su var. Sıcak sudan sıcaklığını artırmaya çalışacağız. Sıcak suyla da artık sıcaklığını ve nemini azaltmaya çalışacağız. Hemen gelelim, bağlantısını tamamen oluşturalım. Araçlara geliyorum. Hemen kartlardan Arduino'nun seçili mi diye bakıyorum. Evet, seçili. İşlemcisini kontrol ediyorum. Portlardan da çıkan port değerini seçiyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu tamamen Pinot kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle hemen Setup ve Loop bölümlerinden hızlıca bahsetmek istiyorum. Setup bölümü bizim kodlarımız çalışmaya, yani bizim programımız çalışmaya başladığında bir defa okunacak olan bölümdür. Buraya Pinot kontrol kartına bağladığınız sensör ve modüllerin input mu output mu olduğunu yazıyoruz. Hemen siliyorum. Loop bölümüne geliyorum. Loop bölümü de program çalışmaya başladığında setup'ı bir kere okuduktan sonra sürekli olarak çalışan bölümdür. Bizim buraya yazmış olduğumuz kodlar sürekli olarak çalışır. Ta ki biz Arduino'nun resetleyene kadar ya da bağlantısını kopartana kadar sürekli olarak çalışır. Hemen buradaki açıklama satırını da siliyorum. Evet, artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Sadece şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Sıcaklık nem sensörünü çalıştırmak için sıcaklık nem sensörünün kütüphanesini yüklememiz gerekiyor. Hemen geliyorum, bunun için taslak bölümüne giriyorum ve library ekle diyorum. Gelip zip kitaplığını ekle diye tıklıyorum. Şöyle indirilenlere giriyorum. İndirilenlerde DHT11 zip kütüphanesi mevcut. Evet, ben daha öncesinde indirdiğim için DHT kütüphanesi zaten var diyor. Ama gelip şuradan seçili hale getirmem gerekiyor hemen. Library ekle diyorum tekrardan. Hemen şurada DHT11'i seçili hale getiriyorum ve benim buraya include dosyam olarak geliyor. Artık DHT11 kütüphanem benim aktif ve artık onu kullanabilirim. Peki DHT11 kütüphanesini nasıl indirebiliriz? İsterseniz Pinot.io sitesine girip orada bizim indirilecek dokümanlar listemiz var. Oradan direkt kütüphaneyi indirebilirsiniz ya da arama motoruna direkt DHT11 kütüphanesi download dediğiniz zaman yine karşınıza çıkacaktır. Ama biz sizin için zaten siteye yükledik bunları. Artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. DHT11 kütüphanesini zip olarak ekledikten sonra library ekle kısmından gelip bir de buradan seçili hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü buraya include dosyası olarak gelmesi gerekiyor. Artık şimdi sıcaklık nem sensörümüzü Pinot kontrol kartı üzerinde hangi kapıya bağladığımızı yazabiliriz. Bunun için hemen yazıyorum. Integer alt satıra iniyorum. Bir tanımlama yapıyorum. Kaça denk geliyordu? 1 numaralı kapıyı Arduino üzerinde 2 numaralı pine denk geliyordu. Hemen yazıyorum. Sıcaklık nem diyebiliriz isterseniz. Türkçe karakter kullanmıyorum tabii ki. Sıcaklık nem eşittir. Neydi? 2. 2 numaralı kapıya denk geldiği için bunu ne yaptım? Belirttim. Şimdi ben burada bu işlemi yaptıktan sonra normalde diğer sensörlerimde farklı bir işlem yapmıyordum. Fakat burada ben kütüphane kullandığım için benim şimdi bu kütüphaneye bir de isim vermek istiyorum. Ben bu DHT11 kütüphanesini
Bir tane isim vermek istiyorum. Sıcaklık nem diyebiliriz ya da şöyle yapalım. Şuraya pin diyelim. Buraya sıcaklık nem diyelim. Benim DHT11 kütüphaneme şu an isimlendirme yaptım. Bu da içerisinde benim pini kontrol kartı üstünde bağladığım pini pini saklayacak. Tamam, bu kütüphaneye şu an ben sıcaklık nem diye bir isim vermiş oldum. Bu sıcaklık nem de içerisinde neyi birlikte saklayacaktı? Benim hangi kopyaya bağladığımı saklayacaktı içerisinde. Artık setup bölümüne geçebilirim. Ben sensörümden gelen değerleri seri port ekranına yazdırmak istiyorum. Bunun için de seriyel haberleşmeyi başlatmam gerekiyor. Setup bölümüne geliyorum ve diyorum ki serial begin 9600 hızına da hemen ne yaptım? Yazdım. Ve artık loop bölümüne geçebilirim. Şimdi loop bölümünde neler yapacağız? Loop bölümünde artık ben sıcaklık nem sensörümden gelen değerleri seri port ekranıma yazdırmak istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapalım. Sıcaklık nemden gelen değerler noktalı olacak. Yani tam sayı değerinde olmayacak. Bunun için ben hemen float diye bir veri türü tanımlıyorum ve buna nem virgül sıcaklık diyorum. Şimdi bunu nerede kullanacağımızı da göstereceğim size. Şimdi her zamanki sensörlere yaptığımız gibi bir okuma işlemi yapacağız. Sıcaklık nem değer diyelim. Gelen değeri. Okuma işlemi yaptıracağım şimdi burada. Ben nereden gelen değeri okuma işlemi yaptıracağım? Şuradan gelen, en son onun içerisine atamıştım. Değerleri bir okuma yapsın ve bunları nem ile sıcaklığa atasın. Şimdi artık şurada ne yaptığımızı hemen hızlıca okuyalım. Burada nem ve sıcaklık diye veri türü oluşturdum. Daha sonra dedim ki benim sıcaklık nem değerleri diye bir tane değişkenim olacak. Bu da içerisinde neyi barındıracak? Benim şuradaki değişkenimin okunmasını istiyorum. Ve okuduktan sonra float olarak tanımladığım nem ve sıcaklığa da bunu yazdırmasını istiyorum. Artık ben serial ekranıma bu sıcaklık ve nemi ne yapabilirim? Yazdırabilirim. Print nem diyorum. Hemen bir boşluk koyalım isterseniz. Şöyle yazmasını istiyorum. Sıcaklık virgül nem yazsın. Sonrakini bir alt satıra indirsin istiyorum. Serial yine print diyorum. Alt satıra şu an inmesini istemediğim için print ile yazdırıyorum. Evet, şimdi virgül koyduktan sonra hemen devam ediyorum. Serial printlen diyorum. Bu sefer nem virgül sıcaklık, daha sonrasında yeniden nemi aşağı satıra yazmasını istediğim için printlenle yazdırdım ben bunu. Sıcaklık diyorum ve hemen geliyorum. Şimdi burada birazcık bekleme de olsun, yavaş yavaş ilerlesin. O yüzden delay komutunu kullanıyorum. 2000 yazıyorum bu sefer. Hemen bir kontrollerimi sağlayayım. Kontrollerimden sonra şöyle bardaklarımı alıyorum. Ve sıcaklıkla nemi direkt kontrol edeceğiz. Yükleme işlemini de bitiriyorum. Tabi birazcık bardağımın sıcaklığı gitti ama nemini ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, seri port ekranını başlatıyorum. Şöyle sıcaklık nem sensörümü aldım. Şu an nem 72, sıcaklığın 25 olduğunu gösteriyor. Şöyle nemini böyle üstüne tutuyorum şu an, buhardan artıyor. Gördüğünüz gibi şu an nemin 75, 83, 90 oldu. Sıcaklığını artıralım. Sıcaklığı artırmak daha zordur nemini artırmaya göre. Biraz da bardağım soğudu. Gördüğünüz gibi 25.6, 25.8 şu an gidiyor. 26 oldu. Şimdi hemen soğutalım biraz ortamı. 26'dan bakalım nereye düşecek. Evet, şu an 77'ye düştü. 75'e düştü. Şu an nemini düşürüyorum. Hemen soğutalım. Bardağın kenarına dokundurduğum zaman da bu sefer sıcaklığı değişecek. 27.04 şu an. 27.03 oldu. 02. Evet, gördüğünüz gibi şu an sıcaklık ve nem değerinde ne yaptım? Düşürdüm ve sıcaklığı tekrardan 26'ya getirdim. O zaman şimdi hızlıca sizde küçük mini bir uygulama yapalım. Uygulamamız da şu olsun.
Sıcaklık belli bir sayının üstüne geldiği zaman, aynı şekilde nem değerim de belli bir sayının üzerine geldiği zaman bizlere ortam ısınıyor veya ortam soğuyor diye bir dönüş versin. Hemen bunu kapatıyorum. Şimdi benim burada bir kontrol mekanizmasına ihtiyacım var. Yani if komutunu kullanmam gerekiyor. Hemen geliyorum. If diyorum. Ve diyorum ki şimdi sıcaklık büyüktür. Kaçtan olsun? Şimdi 26'nın üstüne çok fazla çıkaramayacağım gibi görünüyor. 25'in üstünde 26 diyeyim ben. Çıkartmaya çalışacağım. 26 ise and nem oranımda büyüktür. Kaç çıkmıştı? 75 diyelim. 75 ise bana ne yazsın seriport ekranıma? Serial print ne desin? Ortam ısınıyor. Ortam ısınıyor. Şöyle tırnağımı kapattım. Alt satıra indim. Hemen süslü parantezimi de kapatıyorum. Eğer bu değerlerin dışındaysa, yani sıcaklık 26'nın altına düşüyorsa ve nemim de 75'in altına düşüyorsa ortam soğuyor desin. Else kodunu yazdım. Hemen süslü parantezimi açıyorum. Süslü parantezimi kapatıyorum unutmamak için. Araya geliyorum. Ne diyeceğim? Serial print ortam soğuyor. İsterseniz printlenen komutuyla da yazdırabilirsiniz. Hatta öyle yapalım isterseniz. Ya da böyle deneyelim. Şimdi yazdım. Evet, hemen süslü parantezlerimi kontrol ediyorum. Bir kontrolümü sağlatayım. Evet, bir tanesini fazla koymuşum. Şimdi tekrar kontrolünü sağlıyorum. Herhangi bir problem yok. Yükleme işlemini yapıyorum. Bardaklarımı şöyle alayım. Yükleme devam ediyor. Tabii yükleme devam ederken kablomuzu çıkartmıyoruz hiçbir şekilde. Seriport ekranımı açtım. Şu an 73 ortam soğuyor diyor. Yani 26'nın ve 75'in üstüne çıkmadığım için ortam soğuyor dedi. Şöyle yapalım. Ortamı ısıtalım o zaman. Buharını şu an elimi kapattım, böyle suyun buharı yukarı yukarı çıksın. Ve gördüğünüz gibi şu an benim nemimin değeri kaç oldu? 95 oldu. Fakat hala ortam, evet, sıcaklığım da arttı, nemim de arttı. Eğer ikisi de aynı anda benim koşulumu sağlarsa ortam ısınıyor diyor. Aksi halde ne yaptı? Ortam soğuyor dedi. Hemen gelelim, birini düşürelim. Şöyle soğukluğu tam olarak hissetsin ve nemi azalsın. Bekliyorum şu an. Nemi de 95 oldu gerçi. 75'in altına düşene kadar çok olacak. Printelen'e yazdırın siz bence. Ben printle yazdım, yanına geldi. Printelen yazarsanız hemen bir alt satıra yazmış olacak. Evet, ortamın soğumaya niyeti yok. Tabii benim suyum da soğukluğunu kaybetti olabildiğince. Heh, şu an düşüyor. 87, 81, 76. Evet, gittikçe 73'ün altına düştü. Ama ortam soğuyor demesi için ne yaptım ben? Sıcaklık değerimin de düşmesini bekledim. O da düştüğüne göre tamamdır. Gayet güzel bir şekilde şu an çalıştı benim projem. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte sıcaklık nem sensörünün nasıl çalıştığını öğrendik ve sıcaklık nem sensöründen gelen değerlere göre ortamın ısınıp soğumasını bir denemiş olduk. Sizler bu uygulamayı biraz daha geliştiriniz lütfen ve geliştirdikten sonra videolarınızı bizimle paylaşmayı unutmayınız. İyi çalışmalar dilerim.